I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me. Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Biraz gürültü var, bir saniye. Hadi kapat anneciğim burayı şimdi. Kapat. Kapat Lidya. Kapat. Aferin. Herkese yeniden merhaba. Sesim biraz kalın çıkıyor çünkü daha yeni uyandım ve saat daha 7. Lidya yine 6.30'da uyandırdı bizi. Önceki vlogda bahsetmiştim, biliyorsunuz arkadaşımız gelecek diye. Dün gece geldi. Şimdi uyuyor. Geç geldiği için biraz herhalde uyur biraz daha. Biz de Lidya uyandırdığı için ben kalktım. Soner yatıyor biraz daha çünkü o da hasta birazcık. Ben de Lidya'yı oyalamak için işte bulaşık makinesini boşalttırıyorum. Oyun oynatıyorum falan. Öyle. Bakalım bu vlog nasıl olacak? Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz. Hepinize iyi haftalar. Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Hadi gel oturalım şu masaya. Tamam, gel. Gel gel gel. Hava için Turcu. 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 Bunun arabasını atabiliriz. Değil mi? Şöyle bir tane çikolatacı gibi bir şey var. Şurada yapılıyor taze taze. Buradan şimdi bir tane alıp deneyeceğiz. Biz de yememiştik. Şöyle Barnaby diye bir yer. Böyle barlar var. Değişik değişik içinde. İşte mesela şu popcorn demiş ve gerçekten de mısır patlağı var içinde. Bu işte yer fıstıklı falan. Şurada da taze taze yapılıyor. Soner şimdi bunu almaya gitti. Arkadaşımızla gezmeye çıktık. Böyle bir şeyler yiyoruz. Şimdi böyle bir şey gördük ilk defa. Deniyorum. Dene bakalım nasılmış. Şey gibi böyle el yapımı Snickers. Güzel bir tatlı. Ağır ama. Biraz. Ağır. Ben bir taneyi bitiremem. Evet. Anca çayla falan. Yani ben çayla. Şey. Burada bir çaycı yanına. Evet, yanına bir tane çaycı açacaksın. Dişimin yanı. Çay ocağı. Bugün yani şansımıza o kadar rüzgarlı bir havaya denk geldik ki. Böyle rüzgar durduğu an sıcaklıyoruz, üstümüzü çıkarıyoruz. Rüzgar geliyor, hemen birden üstümüzü giyiyoruz falan. Böyle garip bir durum. Ben tavuk, ben bittim. Güzelmiş. M&M Store'a geldik. Şöyle bayağı 3 katlı falan bir yer. Ve yani şöyle her şey var aklınıza gelebilecek. Defterinden, kaleminden, oyuncağına, kıyafetine kadar. Her şey M&M'sli.
Şöyle. Çok yavaş yaptım. Selam, tekrar nasılsınız bugün? Bizim biliyorsunuz yatılı misafirimiz var ama onu başka bir yere gezmeye gönderip kendimiz de başka bir yere gezmeye çıktık bugün. Daha doğrusu şaka tabii ki, o arkadaşıyla buluşacaktı. Arkadaşıyla buluşmaya gitti. Biz de dedik ki hava bugün dünün aksine çok güzel. O yüzden dışarı çıkalım dedik. Böyle arkadaşlarımızla buluştuk. Bir tane Türk restoranına geldik. Kingston'da şöyle mantı söyledim. Lahmacun, bir de döner söyledik. Şöyle bir yer. İstersen. Kingston'ı zaten seviyoruz biliyorsunuz ama buraya hiç gelmemiştik. Kapadokya restoran. Bugün böyle burayı deneyelim dedik. Yemekler, porsiyonlar da bayağı büyükmüş. Hiç beklemiyordum bu kadar büyük olmasını. Şey, versenize bir şey. Azra istiyor musun? Alabilirsin. Öyle işte. Bugün de böyle bir gün, sonra da çıkarız. Biraz yürüyüş falan yaparız nehir kenarında. Telefonun nerede? Şey olsun. Çantamda. Bugün arkadaşımız kendisi dışarı çıktı. O yüzden biz de başka plan yaptık, böyle kendimiz dışarı çıktık ama şimdi onunla buluşacağız. Geleneksel bir İngiliz pub'ında yemek yemeye gideceğiz. Fish and chips yesim var ne zamandır. Onu yemek istiyorum. O yüzden de pub'a gidelim dedik. Artık onlar da ne yer bilmiyorum, Soner ve Gül. Aslında artık böyle hava geç karardığı için çıkmak çok güzel oluyor ama biz işte Lidya'nın uyku saatinden dolayı her zaman çıkamıyoruz. Çünkü 7.30-8 gibi uyuyor. Hava aslında 9.30'da falan kararmasına rağmen pek tadını çıkaramıyoruz. Neyse, artık 1-2 sene sonra o kıvama gelir diye düşünüyorum. Putney'e geldik. Daha doğrusu şimdi Putney'e doğru geçiyoruz. Metrodan indik. Ben Putney'i de bayağı seviyorum. Hatta ilk geldiğimizde bakarken buralara da bakmıştık ama denk gelmemişti. Hatta tam şu karşıdaki bina. Ona bakacaktık ama tam o sırada şu an oturduğumuz evi tuttuk. Ona bakamadan. Halbuki şöyle nehir manzaralı falan. Güzeldi orası da. Burada ev tutma olayları o kadar böyle ne kaparsan elinde kalıyor ki. Şey riskini alamıyorsun yani. Dur şimdi öbürünü gördüm. Birkaç gün düşüneyim sonra dönerim gibi olmuyor. Sen arkanı döndüğün an başkası tutuyor o evi. Sen kaçırdığında kalıyorsun yani, o yüzden. Beğendiğin evi anında tutman gerekiyor. Ay, nefes nefese kaldım, köprüye çıktık merdivenle. Çok da tatlı. Nerede? Şöyle mi geçeceğiz? Peki şuranın ne kadar tatlı olması nehir kenarında. Evet ya, burası güzelmiş. Gelelim mi bir gün buraya oturup? Ay, hüzgü tuttu beni çok fena. Biz şuraya geldik şimdi, Duke's Head diye. Şöyle nehir kenarında bir pub. Dışarıda masa atmışlar ama biz herhalde içeride oturacağız. Bakalım. Şuradan geçiyor. Şöyle bir yer, geldiğimiz yer çok tatlı. Ben bayağı seviyorum burayı. Baksanıza içerisi ne kadar geleneksel bir tatlışlıkta. Biz de şu masaya oturduk. Tam şöyle nehir manzaralı. Şöyle fish and chips söyledik. Bir de side olarak da mac and cheese, trüflü. Fish and chipslerin burada böyle kocaman gelmesine bayılıyorum ya. Evet, böyle de manzaramız. Lidya, sen de yiyecek misin?
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. I tell me what time, why you never stayed, just felt that way. If you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you feel alone, but to watch you through, I stay today. Gördüğünüz gibi İngiltere'ye yaz geldi sonunda. Ben de Lidya'yı aldım. Şimdi dışarı çıktım. Hem kargoya gideceğim hem oradan parka gideriz diye düşündüm. Şöyle gördüğünüz gibi sırtımda bir poşet. Şöyle bebek arabasında bir poşet. Hem iadelerim vardı Amazon'a falan, birkaç şey iade edeceğim. Şimdi tatil hazırlığında olduğumuz için birkaç bir şey almıştım ama kullanmamaya karar verdiğim için onları iade edeyim dedim. Bir böyle bir tane yeni bebek arabamız var. Onu da incelemesini çektim, kanala yükleyeceğim. Seyahat için. Bu şu anda kullanıyorum hatta. Onun için bir kılıf almıştım. Kendi kılıf olmasına rağmen, yani araba sahibi bizi, kılıf da yine kendi markasının kılıfı. Bu modele uygun ama çok o kadar sımsıkı oldu ki sanki böyle dikişleri, fermuarları patladı, patlayacak gibiydi. O yüzden çok güvenemedik ona. Şimdi uçağa falan da çok bineceğiz çünkü Türkiye'de. Türkiye'ye gideceğiz, oradan Hatay'a gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz falan derken 4 kere falan uçağa bineceğiz. Şey olmasın, dayanıklı bir şey olsun, böyle dırın dırın olmasın diye onu iade etmeye karar verdik. Onun yerine başka bir kılıf kullanacağız. Bir de tatil için Lidya'ya böyle havuzun kenarında falan, havuza girmediğimizde sıcakta oynatırım diye bir böyle bebek havuzu gibi bir şey almıştım. Ama o da beklediğim kadar küçük değilmiş. Baya baya büyükmüş yani. Öyle olunca onu da taşıyamayacağım dedim. Çünkü zaten sınırlı bir bagaj hakkıyla gidiyoruz. Onu da iade etmeye karar verdim. Böyle tatil için hazırlıklar yapıyorum yani. Birkaç tane de bir şey satmıştım yine. Onları da vereceğim. Böyle. Bir şeylerimiz var. Oradan da Lidya'yı parka götüreceğim. Çünkü hava çok güzel. Lidya da birkaç gündür böyle hasta gibiydi. Onun için dışarı çıkarmamıştım pek birkaç gündür. Ama şimdi hava da güzelken bir parka gidelim dedik. Biraz da temiz hava alsın diye. Öyle işte. Hadi o zaman. Evet, parka giriş yapıldı. Şimdi direkt çocuk parkına gideceğim. İnsanlar da ne güzel. Bakın herkes bebek arabalı oturmuş etmiş. Herkes değil yani, abarttım birazcık. Ama çok var yani böyle bebeği alıp parka gelen. Burada çok hoşuma giden bir şey. Tabii ki ben de bebekli olduğum için özellikle. Gündüz dışarıda o kadar çok bebekli insan var ki. Böyle şey, yani bebekle dışarıda olmak o kadar doğal geliyor ki insana. Hatta ben onlardan daha az çıkıyorum diye bazen böyle şey oluyorum. Ben az mı çıkıyorum ya dışarı diye endişeleniyorum. Çünkü yani her yer gerçekten çocuk ve bebek dolu. Kimse evde oturmuyor bebekle. O bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi parkta zaten bayağı cıvıl cıvıldır. Öyle yani, o güzel oluyor bence. Hoşuma gidiyor. Yani Türkiye'de
acaba bebeğim yok diye mi bu kadar dikkatimi çekmiyordu diyeceğim ama yok yani gerçekten çekmiyordu. O kadar böyle herkes bebekli değildi dışarıda. Daha çok bebeksizler ya da çocuğu böyle belli bir yaşa geldikten sonra biraz daha büyüdükten sonra sanki insanlar daha çok dışarı çıkıyor. O arada çok böyle sanki evden uzaklaşmıyorlar gibi geliyordu bana. Burada öyle gelmiyor. Ama dediğim gibi işte şimdi benim bebeğim olduğu için belki ben daha fazla dikkat etmeye başlamış da olabilirim. Sizin bu konuda bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Ay havada o kadar tatlı, o kadar güzel ki sonunda yaz geldi. Tabii İngiltere'ye yaz geldi. Bu sefer de biz Türkiye'ye gidiyoruz önümüzdeki hafta. Yani tam neredeyse bir hafta sonra gidiyor olacağız, 1,5 hafta sonra falan. Misafirimiz de dün gitti bu arada. 5 gün falan kaldı bizde. Bir gün birlikte gezdik. Çünkü Soner yokken ben Lidya'yla öyle bütün gün gezme yapamıyorum. Ancak onu bırakmam lazım ama Soner çalışırken bırakamıyorum da. O yüzden bir gün gezdik. 1-2 sefer, 2 gün o arkadaşlarıyla buluştu. 2 gün de kendi gezdi. Öyle bir şey yaptık. Akşamları da evde oturduk, takıldık, sohbet ettik falan. Ben seviyorum ya misafir ağırlamayı. Keşke böyle daha çok misafir odam falan olsa, böyle kur kaldır yapmadan hemen isteyen gelip kalsa falan. Güzel olurdu. Keşke Lidya biraz daha küçük olsaydı da ben de şöyle onu uyutup bankta kitabımı okusaydım. Gerçi sabahları uyku saatinde çıkarsam bunu yapabilirim artık. Hava da güzel madem. Dur yarın sabah bunu bir deneyeyim. Lidya'yı arabada uyutup. Geçen yapmıştım gerçi zaten sabah ama o zaman çok delirdiği için mecburen çıkarmıştım. Evde delirmişti artık. Ama biraz daha böyle sabah uykularını dışarıda yaptırmaya geçebilirim bence artık. Lidya nereye geldik? Nereye? Nereye gideceğiz? Evet, park annem. Şuraya da soğuk kahvemi yaptım. Bugün espresso'dan yaptım ama normalde cold brew daha çok seviyorum. Şimdi eve gidince hemen koyacağım onu demlenmeye. Çünkü böyle bir 12 saat falan bekleyince güzel oluyor. Yarın onu doldurup çıkarım. Hem de daha büyük şeyime, daha büyük termosuma koyarım. Bol bol içerim. Evet, parkımız cıvıl cıvıl. Yine bol bol çocuk var. Lidya da parkı gördü, heyecanlandı. Uçtu. Çak. Çak. Tam şimdi edit yapıyordum. Soner'in babalar günü hediyesi geldi. Aslında babalar günü geçti ama yetişmemişti hediye. Şimdi de Soner tam saçını kestirmeye çıkmıştı. Gelince veririm. Bakayım önce ben nasıl olmuş. Soner'le Lidya'nın bir tane fotoğrafı, hatta şuradan mı açayım? Nereden? Soner'le Lidya'nın şöyle bir fotoğrafı var. Netledi mi? Heh, evet. Onu tişörte bastırdım ama böyle işleme şeklinde. Umarım bedeni falan da Soner'e olur. Şöyle işlediler buraya bunu. Bir tek Soner'in saçları şey olmuş biraz, açık renk olmuş. O garip gibi. Ama onun dışında bence çok tatlı. Umarım kendisi de beğenir şöyle beyaz tişörte. Orada bir işleme var. Surat olsa... Olmaz. Yani surat olması için böyle işleme değil de baskı olması lazım. Ben de baskı olmasını istemedim. Bu daha kaliteli duruyor çünkü. O yüzden böyle bir şey aldım. Fena değil yani. Güzel. Şimdi bunu bir pakete koymak isterdim ama evde hediye paketim yok. Sen niye bana teşekkür aldın? Öyle içimden geldi. Sende olsun. Teşekkürler. Böyle oldu. Bilmiyorum, sen söyle. Soner bana gelirken çiçek almış. Dur gitme, ben de sana bir şey vereceğim. Babalar günü kutlu olsun. Oo, teşekkür ederim. Oo, çok güzel bir şey ya. Biz mi? Hı hı. Aa, oha. Çok iyi ya.
Kızıma bak, burada acı çekiyor tabii. Yok ya. Çok güzel ya. Güzel mi, beğendin? Evet, çok hoş. Giyerim. Tatilde bol bol giyerim. Kızımı da böyle alırım. Kızımla birlikte evet. Çektiririz. Tekrar bir tane daha. Çok hoş olmuş ya. Güzel mi? Teşekkürler. Evet, beğendin mi? Çok tatlı. Tam bana olur bu. Evet, tam istediğim boyutlarda. Boyutu iyiymiş. Just begun as she puts her hand in.